Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. İsmim Ramazan, soyadım Özkan. Tanımayanlar için söyledim. 1993 doğumlu, Batman doğumluyum, Batman'da doğdum. Basketbola başlama sebebim, aslında basketboldan nefret eden biriydim ben küçükken. Sürekli futbol oynardım. Hep futbol yani, öğle aralarında futbol. 10 yaşına geldiğimde ise benim abim basketbolcuydu. Daha sonra tabii basketbolu bıraktı, okul okudu. İşte 10 yaşına geldiğimde çok cılız ve kısaydım. Şu anki halime aldanmayın. O zamanlar bayağı cılız ve çok zayıftım. Basketbola başladığım zaman 10 yaşındaydım ve sokakta başladım ilk başta. Hani Batman'daydım. Hakan hocam vardı, Hakan'ı yardım. Onun basketbol eğitimi üzerinde benim şeyi çok yani, etkisi çok gerçekten. İlk 2 yıl basketbola nasıl diyeyim, ayağım kırıldı. Sürekli ayak kırılmalar, çok geliştirmekten dolayı. Oynayamadım. 2-2 yıl işte 7-8 kere ayağım kırıldı, elim kırılıyordu. Daha sonra bir yıl ara vermek zorunda kaldım ve babam oynamamı istemiyordu artık. Okul okum, her baba oğlunun tıp okumasını ister veya mühendislik okumasını ister ama ben seviyorum yani. O günden sonra basketbol topunu hiç elimden düşürmedim. Öğle aralarında yani şu ana kadar düşünün, basketboldan vazgeçemedim. Hani sigara bağımlı diye bir şey var derler, o yok aslında, basketbol bağımlıdır o. Daha sonra işte Batman'da şampiyon olduk. Şampiyon olduk ve Güneydoğu Şampiyonası'na gittik. İşte Gökhan Hoca'da tanışma şeyim orada başladı. Büyük buluşma. İşte yarı finale kalmıştık galiba. Yarı finalde Gökhan, yani Bitlis'teydik. Yarı finalde Gökhan Hoca'yla karşılaşacaktık ve ben çok heyecanlı. Gökhan Hoca'yı o zaman hayranlıkla izliyordum. Yani o bench'teki şeydi, tavrı, davranışları. Yani o zamandan beri ona hayranım, öyle diyeyim size. İşte Diyarbakır'la karşılaştık. Diyarbakır bizden çok çok iyi bir takım. Sürekli, ama çalışıyorlar onlar, sürekli çalışıyorlar. Biz de hani elimizden geldiği kadar. Maçtan önceki gece şey yaptım ben, duş alıp pencerenin önüne geçtim ve Bitlis'te 2 metre kar, öyle bir şeylik yaptım. Daha sonra işte hastalandım, benim tutuldu. Sabah da Diyarbakır maçı var. Ben o kadar oynamak istiyorum ki Gökhan Hoca'ya karşı, bilmiyorum ben. O gün içimde değişik bir şey oldu ve maçtan önce Gökhan Hoca bana, hatırlıyor mu bilmiyorum da, bana seni izliyorum demişti. O maçtan sonra işte benim Diyarbakır serüvenim başladı zaten. Daha sonra Gökhan Hoca'yla Diyarbakır'da başladık. İşte ben Dicle Koleji'nde başladım burada. Dicle Koleji'nin eğitim hayatında büyük bir faydası oldu yani benim için. Gökhan Hoca'nın Diyarbakır'a geldiğim andan itibaren Güneydoğu'da sporcu olmanın ne kadar zor bir şey olduğunu anladım. Çok iyi hatırlıyorum. Kastamonu'ya gitmiştik. Kastamonu'da Antalya Büyükşehir gibi takımlar gelmişti. Nereden geliyorsunuz? Diyarbakır'dan. Bize yani değişik bir gözle bakıyorlar biraz. Yani değişikti gerçekten, anlatılmaz o. Daha sonra işte birçok, yani Gökhan Hocam'la yarı finallere kaldık, Türkiye finallerine kaldık. Diyarbakır'dayken yani 4 yıl, koskoca 4 yıl Diyarbakır'da geçti. Burada çok şey öğrendim. Aslında hani Diyarbakırlı olmuştum. Konuşma tarzım, her şeyim değişmişti bir anda. Yani Diyarbakırlı gibi konuşuyordum. Yani ikinci memleketim, hatta ben nerelisin dediğinde Diyarbakırlıyım diyorum artık. Yani çünkü şey yapıyorlar, konuşmama bakınca işte şiveme falan bakınca nerelisin Diyarbakırlı diyordum ve şey yapıyorlar. Daha sonra işte Elazığ, yanlış hatırlamıyorsam Elazığ'da yine Güneydoğu şeyi vardı, finali vardı. Orada şampiyon olmuştuk. Onun çıkışında Gökhan Hoca bana şey demişti, işte Amerika'dan koçlar geliyor. Hani eğer gitmek istersen İstanbul'a hemen çıkışı, yani dedi 2 saat falan, yani yarın başlıyormuş. Çıkarsan gitmişiz falan dedi. Ben de tamam hocam gideceğim dedim. Daha sonra uçağa atlayıp İstanbul'a gittim ve orada nasıl diyeyim, yani burada Güneydoğu'daki çocukların bir ezilmişlik hissi var. Benim de vardı içimde. Hani büyük bir şeye gidince, ile gidince bir ezilmişlik hissi. Yani Beşiktaş'ta oynuyoruz ilk maçımız, Amerika seçmeleri. İlk maçımız Beşiktaş'la. Ya ben nasıl oynayacağım dedim hani. Yetenekli değil miyim bilmiyordum, hani yetenekli miyim değil miyim. Ama içimde bir korku vardı. Onlar benden daha iyi diyordum. Hani oynayamam falan. İşte Amerika'daki koç beni yedek başlattı. Sonra hani izleyince aslında onların da benden bir farkı olmadığını öğrendim. Beşiktaş'la maç yapıyoruz ve Beşiktaş'a karşı 30 sayı atıyorum. Yani böyle bir şey. Daha sonra işte Darüşşafaka'yla oynadık, onlara karşı oynadım ve Amerika'daki koç bunu fark etti. Hani benim işte şey, yetenekli olduğumu. Yani buradaki herkes gerçekten, Güneydoğu'daki basketbolcular yetenekli. Gerçekten yetenekli ama bir işlerinde bir şey var böyle, hani nasıl diyeyim, ezilmişlik hissi var. Hani okulda da olur ya, öğretmenler şey olur. Yani ben daha 12-13 yaşına kadar iki kelimeyi bir araya getiremiyordum. Konuşamıyordum bir ortamda, nasıl diyeyim. Olmuyordu çünkü. Okuldan mı kaynaklanıyordu? Yani bize bir söz vermiyordular yani konuşurken falan.
Daha sonra işte Amerika'daki seçmelerden sonra Amerika serüveni başladı Gökhan Hoca'yla. Amerika'ya hemen seçmelerden 2 hafta sonra, çok acele oldu ama 2 hafta sonra gitme şansım oldu. Tabii bunun Gökhan Hoca'nın katkısı çok büyük hani benim üzerimde. Hem kişisel olarak hani bugün ben buradaysam Gökhan Hoca'nın sayesinde ve hocalarımın sayesinde yani. Daha sonra işte Amerika serüveni başladı. Amerika'da ise Onur Gökçe, antrenörüm Türk'tü. Amerika'da yaşayan bir Türk'tü. Onur Gökçe ile tanıştım. Şöyle diyeyim size, yani benim görüp görebileceğim en iyi insanlardan, en güzel insanlardan biri. Nasıl? Yani hem okul, hem antrenörlük ve New York'ta 2 yıl üstte New York'un en iyi antrenörü seçildi. Ve burada hiç kimse, yani sorsam şu anda hiç kimse tanımaz. İşte Amerika'ya geldiğim gün şey dedim, tamam dedim, bitti artık, ders falan yok. Çünkü ben burada okula gitmezdim gerçi, yani basketboldan dolayı okula gitmezdim. Ve hiç kimse beni yani niye okula gitmiyorsun falan demezdi. Yani böyle bir sorun var Güneydoğu'da, Türkiye'de böyle bir sorun var. Ya basketbolu seçersin ya da eğitimi seçersin, ikisinden biri. Yani ben basketbolu seçmiştim. Tamam dedim, Amerika'ya gittim işte. Artık hayatım her gün basketbol oynayacağım. Bitti artık dedim, eğitim falan yok hani. İşte göründüğü gibi olmadı. Gider gitmez işte bir hafta okula başladım. Okula başlayınca bir gün okula gitmedim. Arıyor, niye okula gelmedin diyor, çabuk okula gel diyor. Orada şöyle bir şey var. GPA, not ortalaması 2'nin altında oldu mu basketbol oynayamıyorsun. 2'nin altında ve basketbolu seviyorsun. Bu yüzden hani Türkiye'de, Diyarbakır'da hocalar bizim peşimizden, hadi sınava gir ya, çabuk gir, peşimizden koşardı. Orada ben hocaların peşinde koşuyordum. Hadi hocam yani ödevimi yapacağım işte. Sırf basketbol oynamak için. Yani hepsi basketbol oynamak için. Daha sonra işte ortalamam zaten 3.15'in üzerinde bitirdim GPA'yı. Daha sonra işte Onur Gökçe ile tanıştım Amerika'da. Kendisi hem menajerlik yapıyor hem bilgisayar mühendisliği yapıyor orada. Amerika'da Zebra Classic diye bir turnuva düzenlendi. Orada en iyi oyuncu seçildim. Syracuse'de en iyi ilk 5'ine seçildim. Daha sonra Gökhan Hocam Amerika ziyaretime geldi ve orada bayağı bir zaman geçirdik. Yani açık konuşmak gerekirse kendinize güvenin ve vazgeçmeyin. Ben hobilerim arasında basketbol oynamanın yanı sıra hayal kurmayı çok seviyorum. Bazen evde şey oluyor, kendi kendime gülüyorum, tavana bakıp annem şey diyor, aşık mı oldun diyor, ne oldu falan böyle. İşte ya anlatacağım bu kadar. Benim basketbola başlama serüvenim bu yani. Ve Gökhan Hoca'ya baktığınız zaman hani sadece onu bir antrenör olarak görmeyin. Yani o sadece bir antrenör değil, öyle düşünün. Şöyle de yani nasıl diyeyim, kaç kişiye basketbol öğretti diye düşünmeyin. Kaç kişi hayata bağladı. Kaç kişi onun sayesinde üniversite kazandı? Ben de daha iyi. Teşekkür ediyorum. Ben dinlediğiniz için.